Adana'da Ocak ayında örtü altına dikilen kapya biberi Mayıs ayıyla birlikte hasat edilmeye başlıyor. Birinci parti közlemelik, ikinci parti salçalık olarak değerlendiriliyor. Gıda sanayinin kapya biberi ihtiyacına yanıt veren kapya tarım, Adana, Antalya, İzmir, Bursa derken Türkiye'nin pek çok şehrinde hizmet veriyor. Biberi ve patlıcanda közlemelikten salçaya gıda sanayinin önemli tedarikçilerinden biri olan Kapya Tarım, Adana Tuzla bölgesinde kendi arazileri yanı sıra icarlı arazilerde kapya biberi üretiyor, ürettiriyor. Hemen hemen 20 sene geçti. Ben zaten sırf kapya ile patlıcanla uğraşıyorum. Kapyayı biz Antalya'dan, seralardan yetiştiriyoruz. Ondan sonra şimdi Antalya ile İzmir arasında bir 40 gün veya 50 gün bir boşluk var. Onu biz bu ara çok araştırdık. Türkiye'nin her tarafını araştırdık ve Adana Tuzla'da deniz havası olduğu için ve biz burayı keşfettik. Adana bu 10. sene oluyor ve 50 dönümle başladık. Bu sene aşağı yukarı bayağı civar köylerde ekmiş. Nereden baksan 10 bin dönümü geçkin şey var, kapya var. Türkiye'nin birçok şehrinde üretim yaptıran kurucu Veli Cançay, Adana'da elde edilen verimden memnuniyetle söz ediyor. Aşağı yukarı Adana, Ege, Marmara'ya göre iki katı, 2,5 katı daha fazla verim elden ediyor. Yani hem sezon uzun. Mesela biz bu kapya bu hale geldi ama aşağı yukarı biz bunu ocağın 15'inden diktik. Soğuklar geçtiği zaman onu kaldırıyoruz. Örtü kalıyor artık haliyle normal açık havada oluyor. Yani başta bir iki ay örtü altında kalıyor. Ve bu sene çok iyi. Aşağı yukarı bayağı ekilişimiz var. Belki bu sene 20 bin tonu geçecek sırf Adana'dan. Kapya biberinin deniz havasını sevmesi, üretimin önemli bir kısmının Adana Tuzla'da yapılmasını sağlıyor. Kapya deniz havasını seviyor. Böyle esinti olduğu zaman hani mesela Adana'nın diğer bölgelerinde fazla olmuyor. Olsa da bu kaliteyi tutturamıyorlar. Yani deniz havası kapya çok güzel bir renk veriyor. Kaliteli oluyor. Daha düzgün oluyor. Daha iri oluyor. Yani deniz havası çok seviyor kapya. Ben bunu Çanakkale'de de denedim. 600 dönüm arazide közlemelik, salçalık ve ihracatlık Semerkant cinsi kapya biberinin hasadında yüzlerce kişi çalışıyor. Bana ait 600 dönüm arazi ektir. Benim bir ortağım var Hasan Bey, Hasan Çetin. Biz onunla ortak yapıyoruz. Adana'daki bölge sorumlusu o. Aşağı yukarı 200 tane işçi var. Şimdi mesela 100 tanesinden fazla 120 tanesi şeyde çalışıyor. Tarlada topluyor. Oradan kasalarla böyle geliyor. Burada da tezgahta şu gölgenin altından seçiyoruz. Çünkü ne kızardıysa tarladan ufağı, büyüğü, bozluk neyse topluyorlar. Buradan seçiyor. Üç çeşide ayrılıyor. Közlemesi közlemeye, iç piyasa iç piyasaya, salçaya giden de salçaya. Yani yamuklu oluyor, ufaklı oluyor. Közlemeye yarım yarım alıyor, salçaya ayırıyor. İşin ciddi bir organizasyonu bulunuyor. Bu noktada Nuh Karaer devreye giriyor. Gün içerisinde kaç tane müstahsil var hepsini ayarlarım. Yaklaşık 5 kişi, yaklaşık 10 kişi olur. Ben bunun nakliyeciyle görüşürüm, tırlarını ayarlarım, her birine gönderirim. Gönderdikten sonra her tarlayı gezerim. Her tarlanın başına geçerim. Tıra nasıl yükleniyor, nasıl yapılıyor, işçi takibi nasıl yapılıyor, ne kadar yüklenmesi gerekiyor, o işle ilgilenirim. Daha sonra bittikten sonra tırların irsaliyesini keserim. Müstahsille otururum. Bu sefer sıkı bir pazarlık başlar. İşte ne kadar kesilecek, ne var, ne yok. Onun işini yaparız. Ondan sonra tırı göndeririz. Tırı gönderdikten sonra bu sefer takibini yaparız. Acaba tonajda düşme var mı, yok mu? Fire var.
malum sıcak olaylar. İşin bu kısmıyla ilgilendiririm. Fire var mı yok mu? Ertesi gün bir daha müstahsille bu işi tartışırız. Fire fazlaysa bu sefer oturur bir daha pazarlık oluşur. Her bir ürün bin bir emekle yetiştirilip soframıza geliyor. Hepsi tek tek seçiyor ve hepsinin elinden tek tek geçiyor. Yani burada hiç yoksa bir tır yapabilmek için 40-50 işçi lazım. Biz günde 10 tane tır diyoruz ve yaklaşık 200 tane işçi. 200 işçinin içinden tek tek biberler elinden geçiyor. Ve o biberleri özenle seçiyorlar. Dediğim gibi pazara gittikten sonra şu mal iyi, şu mal kötü değil. Bunlar zaten seçerek geliyor. O kadar emek harcanıyor. İşte beğenmiyorum gibisinden bazen burun kıvrılıyor. Bu da tabii kesinlikle bize göre yanlış bir şey. Adana'da Ocak ayında örtü altına dikilen kapya, Mayıs ayıyla birlikte hasat edilmeye başlanıyor. Közlemeye giden birinci kalite kapya Ağustos'a kadar sürüyor. Aralığa kadar elde edilen kapya biberler ise salça fabrikalarına gönderilmek üzere değerlendiriliyor. Adana'dan sonra diğer şehirlerdeki hareketlilik başlıyor. Bizim Türkiye genelde her tarafta, yani bu kapyanın olduğu bütün bölgelerde benim çalışmalarım var. Müstahsille ortak ektirdiğim şeyler var, ürünler, kapya üzerine var. Şimdi mesela bura 1,5 ay sonra burası bitince İzmir başlıyor. İzmir'de de 1 ay çalışıyoruz. Sonra Bursa Karacabey'e gidiyoruz biz. Yani Karacabey'de de bizim büyük işletmemiz var. Bursa'da biz kafasını kesip sadece hazır gönderiyoruz şeye, közlemeye. Orada gittiği gibi hemen közlemeye giriyor. Şimdi Adana'dan da bir seneye kısmet olsa o işi yapacağız inşallah. Burada bir 40 dönüm arazi aldım ben. Böyle bir ufak işletme açacağım. Hem paketleme hem o közleme işini hazır yapıp göndermek, kafasını kesmeye. Şimdi burada biraz yol uzun olduğu için, havalar sıcak olduğu için dayanamaz diye onun için yapamıyoruz. Ama biz Karacabey'de sürekli kafasını kesiyoruz. Közleme, çeyirdeğini, meyini, sapını falan ayırıyoruz. Ondan sonra şeye gönderiyoruz, firmalara, çalıştığım firmalara. Adana'nın verimli topraklarında yaz döneminde çok sayıda ürünün hasatı yapılınca işçi bulmak en büyük sıkıntılardan biri oluyor, diyor Velican Çay. İşin en zor yanı işçi sıkıntısı oluyor. Mesela bugün 150 tane işçinin getirip de çalıştırmak, 150-200 tane işçi öyle kolay değil yani. Herkese iş vermek, hepsine ilgilenmek kolay değil, o çok zor. Bazı çok sıkıntı oluyor çünkü herkeste ürün olduğu için. Sürekli işçi sıkıntısı var. Yani hasat toplamaktan. Onun bir zorluğunu çek. Diyelim biz zaten alıştık. Öğrendik, götürüyoruz yani. Biz bu işi severek yaptığımız için yani zor iş bile bize kolay geliyor açıkçası. Çünkü insanlar, bir de biz çok kaliteye dikkat ederiz. Elimize geldiği kadar. Burada kendiniz de gördünüz. Hani ne diyorum, bir tane dahi o gamzeli şey olduğu halde közlemede pişmiyor. İçinde öyle o kabuklu kalıyor. Ben diyorum hayır, bu yaramıyor. Şimdi firma madem bana para ödüyorsa düzgün mal gitsin firmaya. Onun için elimize geldiği kadar kaliteye çok çok dikkat ederiz. Kurucu Velican Çay sözlerinin sonunda işin kapsamını yıldan yıla artırarak yollarına devam edeceklerini dile getiriyor. Kısmet olursa yani seneye ikiye katlanacak Adana bölgesinde. Çünkü biz günlük 6 tır gönderiyorum ama eğer o işletmeyi falan yaparsa günlük en az 15 tıra kadar çıkacağız. Hem ihracat hem közleme. Yani büyüdükçe insan büyümek istiyor açıkçası. Çünkü bu hoş iş, zevkli bir iş. İnsanlara faydalı olmak için elimize ne geliyorsa, kaliteye, ilaç kalıntısına, bunlara çok dikkat ediyorum. Yani kesinlikle yasak bir ilacı ben kesinlikle kullandırmam. Bunun bütün belgeli, yani haberimiz olmadan, bizim ziraatçımız var. Yani hiç yasak bir ilaç kullanmıyoruz. Çünkü sonuçta bunu insanlar yiyoruz, biz yiyoruz. Onun için hem kalite hem ilaç kalıntısı, buna çok dikkat ederiz.